Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık ve çok lezzetli bir köfte tarifi hazırlıyoruz. Sütlü köfte yapıyoruz. Sütlü köfteyi hazırlamak için öncelikle 4 dilim ekmeği şöyle elimle parçalıyorum. Ben tost ekmeği kullandım. Ama tabii ki evinizde bulunan herhangi bir beyaz ekmeği de kullanabilirsiniz. Ya da beyaz ekmek değil, evde belki tam buğday unlu ekmek vardır, onu da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı 100 ml süt ekliyorum ve çatalla eziyorum. İyice ekmeklerin parçalanmasını ve püre haline gelmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi güzelce parçalandılar. Bu arada kullandığınız süt miktarı ekmeğin bayatlığına ve tazeliğine göre değişecektir. Bunu da ihmal etmeyin lütfen dikkate alın. Mesela eğer ekmeğiniz taze ise belki yarım su bardağından daha az bir süt kullanabilirsiniz. Lütfen sütü kontrollü ekleyin. Bir kuru soğanı rendelemiştim ve rendelediğim kuru soğanı süzgeçten geçiriyorum. Suyunu alıyorum. Suyunu kullanmayacağım. Bu arada tabii ki soğan suyunu da atmayın. Bir çorbaya kullanabilirsiniz ya da yemeğin içerisine ekleyebilirsiniz. 500 gram kıymanın üzerine hazırladığım sütlü ekmekleri ekliyorum. Ve yine suyunu süzdüğüm soğanı da ilave ediyorum. Ben dana kıyması kullandım. Dana kuzu karışık kıyma da kullanabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurta kırıyorum. Köftenin birbirini tutmasını sağlayacaktır. Yumurta ekledikten sonra üzerine tuz, kekik, kimyon ve pul biber de ilave ediyorum. Ben karabiber eklemedim ama tabii ki karabiber de ekleyebilirsiniz. Eğer kişniş seviyorsanız kişniş ekleyebilirsiniz. Ve toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Baharatları da ekledikten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar da doğranmış maydanozu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Tüm malzemeler birleşene kadar köfte harcını güzelce yoğuruyorum. Fark edeceksiniz ki böyle çok tok bir köfte harcı olmuyor. Biraz yumuşakça bir harç olacak ama bu sizi endişelendirmesin. Pişince gayet güzel bir şekilde yumuşak bir köfte elde etmiş olacaksınız. Evet, güzelce yoğurdum. Köfte harcım istediğim kıvama geldi. Dilerseniz biraz buzdolabında 10-15 dakikada dinlendirebilirsiniz. Daha da tadının oturması için. Şimdi köfte harcını hazırladıktan sonra sıra geldi şekil vermeye. Ben klasik anne köftesi şekli vereceğim. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra üzerine bastırıyorum. Köftem hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Tavayı ocağa aldıktan sonra tavanın içerisine biraz sıvı yağ ekledim zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ve köfteleri ısınmış tavaya koyuyor. Artık tava kadar köfte alırsa içerisine köfteleri dizebilirsiniz. Köftelerin her iki yüzü kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada bu köfte buzluğa atmaya da çok uygun bir köfte. Hazırlayıp buzdolabı poşetlerinin arasına koyarak derin dondurucuya da atabilir ve saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartarak pişirebilirsiniz. Biraz hafif açılması yeterlidir derin dondurucudan çıkardıktan sonra. O şekilde çözüldükten sonra da pişirebilirsiniz. Bu arada eğer Köfte yapımında kullandığınız kıyma yağlıysa yağsız bir tavada da pişirebilirsiniz. Ama benim kullandığım kıyma yağsız bir kıymaydı. O yüzden ekstra biraz yağ kullanmayı tercih ettim. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Denememi istediğiniz tarifleri de Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Köftelerin her iki yüzünü çevirerek pişiriyoruz. Bu şekilde kızarmaları yeterlidir. Beni izlediğiniz şehri ve ülkeyi de yine yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olur. Evet köfteler hazır. Şimdi hemen size içini de göstermek istiyorum. Ben biraz marul ve kendi hazırladığım kırmızı lahana turşusuyla servis etmeyi tercih ettim. Bakın içi yumuşacık oluyor. Çok da lezzetli, hoş bir kıvamı var. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.